Arkadaşlar, bu videomda sizlere at yarışından bahsedeceğim. At yarışları biliyorsunuz her hafta çok oynanıyor. At yarışı en eski ve en yaygın sporlardan bir tanesi. İlk at yarışları eski Türk devletlerinde yapılmıştır. Hititler, Asurlar, Romalılar ve Mısırların at yarışları düzenlediği bilinmektedir. Homeros milattan önce 9. veya 8. yüzyılda yazdığı İlyada adlı yapıtında atlı araba yarışlarından söz eder. Kuzey Afrikalı, Çinli, Pers ve Arap binicilerinde yarışlar yaptığı bilinmektedir. İlk düzenli yarışlar 17. yüzyılda İngiltere Kralı 2. Charles döneminde yapıldı. 1665 yılında Kuzey Amerika'da ilk resmi at yarışı düzenlendi. At yarışları bugünkü uluslararası biçimini 19. yüzyıl ortalarına doğru kazanmaya başladı. Günümüzde en ünlü İngiliz engelli yarışı Liverpool'daki Antrio koşu pistinde yapılan büyük ulusal yarıştır. Günümüzde at yarışları safkan ya da yarım kanatlarla yapılır. Yarışlar düz ve engelli koşu olmak üzere ikiye ayrılır. Düz koşulara en değerli yarış atları katılır ve bu yarışlar büyük ödüllü yarışlardır. Engelli koşularda yaşça daha büyük olan atlar daha yüksek ve kalın engelleri aşmaya çalışırlar. Evet, bir yarış nasıl koşulur? Klasik at yarışlarının yanı sıra yaşa göre ağırlık ya da handikap koşullarında farklı yaşlarda ve farklı ağırlıklarda atlar yarışır. Ama bu atlar arasındaki yaş farkının doğurduğu eşitsizlik, yaşça daha büyük olan atların öbürlerinden daha fazla ağırlık taşımasıyla giderilir. Ayrıca atların taşıyacağı ağırlık geçmişte aldıkları dereceler de göz önünde bulundurularak belirlenir. Bir atın taşıdığı ağırlık asıl olarak binici jokey ve eğerdir. Ama gerektiğinde eğerin altına içinde kurşun bulunan ağırlık torbası koyulur. Yarış başlamadan birkaç dakika önce jokeyler atlara binip başlama noktasına giderler. Bir koşu iki türlü başlatılabilir. Birincisinde pisti enlemesine kesen şeritlerin oluşturduğu bir başlama kapısı kullanılır. Atlar çıkış kapısının arkasında sıralanır. Hakem kaldıraçla engeli yukarıya kaldırınca yarış başlar. İkinci tür çıkışta her at için ayrı bölme kullanılır. Binicilerin değişik durumlara göre karar verebilme yetenekleri, becerileri ve soğukkanlı olmaları yarışı büyük ölçüde etkiler. Biniciler her atın farklı bir koşma biçimi olduğunu bilirler. Bazı atlar önde dört nala gitmekten hoşlanır ve sonuna kadar böyle koşarlar. Bazıları ise öne geçer geçmez yavaşladığından jokeyler bu tür atları bitiş çizgisine yakın bir mesafede atağa geçirirler. Bir jokey tempoyu iyi denetleyebilmeli, atın önünü açık tutmalı ve öbür atların arasından sıyrılıp öne çıkabilmek için hızlı davranmalıdır. Bir jokey başka bir atı sıkıştırmak, önüne geçerek onu engellemek gibi kural dışı davranışta bulunursa, o jokeyin bindiği at kural dışı bulunduğu atın gerisine atılır. İlk 4 dereceye giren atların eğer ve ağırlık torbaları yarış sonunda önceden saptanan ağırlıkta olup olmadığı denetlenir. Günümüzde at yarışları. İngiltere'de at yarışları 1750'de Newmarket'te kurulan Jockey Kulübü'nce düzenlenir. 5 klasik koşudan en önemlisi Derby Epsom yarışıdır. Bu yarışta 3 yaş altları 2400 metre koşarlar. Atların iki tekerlekli hafif bir aracı çektikleri yarış türü Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'ya çok yaygındır. Amerika Birleşik Devletleri'nde en önemli klasik koşular Kent Derby, Belmont Stakes ve Preakness Stakes yarışlarıdır. Fransa'da klasik koşular Jockey Kulübü Büyük Ödülü, Paris Büyük Ödülü ve Zafer Takı Büyük Ödülü yarışlarıdır. Avustralya'da en ünlü yarış Melbourne Kupa koşusudur. Dünya Binicilik Şampiyonası ilk kez 1970'te yapılmıştır. At yarışlarının daha heyecanlı bir spor olmasını sağlayan etkenlerden biri de bahistir. Türkiye'de ise at yarışları, Türkiye'de ilk at yarışının Osmanlı padişahı Orhan Bey'in Bursa'ya alışından sonra yapıldığı bilinmektedir. 17. yüzyılda Edirne'de ve İstanbul'daki Yıldız Köşkü bahçesinde at yarışları düzenlenmiştir. 19. yüzyılda Makrıköy'de, yani bugünkü Bakırköy'de, Veli Efendi'nin topraklarında bugün Veli Efendi Hipodromu ve Kağıthane'de at yarışları yapılırdı. Cumhuriyet dönemindeki düzenli yarışların ilki 1924'te yapılmıştır. Bugün en ünlü koşu olan Gazi koşusu 1927'de başlatılmıştır. Günümüzde Türkiye Jokey Kulübü bünyesinde İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kocaeli, Elazığ, Diyarbakır ve Şanlıurfa gibi kentlerde yapılan yarışların yanı sıra yine aynı kurumu bünyesinde Cumhurbaşkanlığı Kupası, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık Kupası ve Türkiye Büyük Millet Meclisi düzenlenmektedir. Gazi koşusu 1927'den beri yapılmakta olup Türkiye'de aralıksız uzun süre yapılan spordur. Evet, sevgili arkadaşlar, at yarışlarına çok talep var biliyorsunuz. Yani at yarışları çok böyle çok şans oyunu gibi oynanan
tarzda oyunlar. Hatta ben şöyle söyleyeyim, benim 2008'de yapmış olduğum İddiabahi'nin yapmış olduğu araştırmada insanlar Süper Loto, işte o zaman sayısal loto vardı, çılgın sayısal loto yoktu, şimdi çılgın sayısal loto var. Bunlar gerçekten şans tutturmak. At yarışları tahmin üzerine kurulu, iddia futbol tahmin üzerine kurulu. Ayrıca şike var demişti. O araştırmada mesela insanlar niye şans oyunu oynuyorsunuz sorusuna borçlarından kurtulmak, zengin olmak yanıtlarını vermişti. Yani sokağa çıkıp röportaj yapsanız insanlarla %100 insanların hepsi de neden şans oyunu oynuyorsunuz sorusuna kesinlikle zengin olmak yanıtını veriyor. Zengin olmak yani paralı olmak herkesin hayali sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Ve at yarışlarında ve iddiada futbol maçlarında şikeden en çok şikayetçiydiler. Şike olmasını istemiyoruz diyorlardı. Evet, YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.